Merhabalar Çeko'ya, hoş geldiniz. Efendim bu hafta böyle tatlı çiçeklerden bir saç tokası hazırlayacağız. Yazın sıcak günlerinde efendim şöyle bir tokanın üstüne tutturacağız. Gece gezmelerinizde kullanabileceğiniz tatlı bir toka yapacağız. Ama başlamadan önce bir şey rica edeceğim sizden. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevdiklerinize paylaşın, yorum bırakın ki bu videolardan başkaları da yararlanabilsin. Bakın bu güzel çiçeklerin yapımını birileri daha öğrensin bence. Böyle çok tatlı çiçekler hazırlayacağız. Bunun için dediğim gibi bir tane toka, hatta eskimiş bir tokanızı da yenilemek amacıyla da yapabilirsiniz. Efendim şöyle janjanlı Beyoğlu taşlarım var. Kasalı kristaller bunlar. Ortalarına koyduğum. Bunlar da efendim delikli kristaller. Şöyle indireyim. İki tane deliği var başında sonunda. Bunu kullanacağım. Ve tabii ki 0.40 milim telim var. Telimiz de burada. Yapımı gayet kolay. Efendim kristal taşımızı alıyoruz. Önden arkaya doğru geçiriyoruz. Biraz şöyle alayım. Bir 30 santim kadar bakın teli buradan kesmedim. Buradan da 30 santim aldım. Ve ters diğer deliğinden geçirip telin kıvrılmasına izin vermeyin. Arada düzelterek bakın şu şekildeyiz. Şimdi teliği gerisin geriye alıyorum. Şurada 2-3 kere kadar çevireceğim teli. Çünkü çiçek yapacağım için fazla açılsın istemiyorum ara. İkinciyi alıyorum. Bunların bazıları da delikleri zor geçiyor. Evet aldım. Bir yarım santim kadar, hatta yarım santimle az uzak tutuyorum kristali böyle. Ve diğer deliğinden geçirip arada bakın hep teli düzeltiyorum kırılma yapmasın diye. Yoksa orada tel kala kalıyor. Delikleri çok ince geçmiyor. Yine bunu da 2-3 kere çeviriyorum. 3. çiçeğin 3. yaprağı. Yine yakın tutuyorum. Tersinden geçirdim. Bakın çok yakın yakın birbirine. Hemen 2-3 kere çeviriyorum. 4. yaprağını alıyorum. Toprağım 6 tane yapraktan oluşuyor. Bakın çok yakın bunu tutuyorum böyle. Tutuyorum ki kımıldamasın. Ve teli yine arkaya da alıp 2-3 kere kıvırıyorum. Bakın bu tel kısaldı artık. Diğer telden 2 tane yaprak ekleyeceğim. 20 santim kadar alıyorum. Kesiyorum artık. Onun için çok uzun eğer keserseniz teli bu sefer kıvrılma yapıyor sağda solda. Ve pot yapıyor ya da delikten geçmiyor. Arkasında takılı kalıyor. Onun için iki aşamalı da teli ekliyorum. Yani şuradan da geçiremedim. Evet. Ya şurada en küçük bir kırılma yapsın. Şu delikte ilerlemiyor. Burada tel böyle bombeliymiş gibi kalıyor. O yüzden böyle yapıyoruz. Evet. Tamam.
daha döndürelim. Ve son yaprağımı ekleyeceğim. Bakın çiçek hazır. Şimdi tellerimizin ikisi de arkada. İkisini şöyle bir çiçekleri de öne doğru kıvırarak iki kere kıvırıyoruz. Ve bu telleri yukarı doğru alıyoruz. Bir tanesini, yani uzun olanı aldım. Şunun altında 4 tane delik var ama sadece 2 tanesini kullanacağım. Bir taraftan karşı tarafa şu şekilde geçiriyorum. Ve taşı tam çiçeğin ortasına oturtuyorum ve elimle basıyorum üstüne ki baskı yapıyorum, kımıldamasın oradan. Ve diğer teli de arkaya aldım. Ve bunu artık kıvırdım. Dediğim gibi çok kolay ama çok tatlı oluyor. İşte çiçeğimiz hazır. Şimdi bu çiçeklerimizi bunun üstüne monte edeceğiz. Bir diğer tarafından da geçireceğiz dedi ki kımıldamasın çiçekler. Yani bir bu tarafından, bir bu tarafından. Bu teli aşağıdan alacağım artık. Evet, ilk çiçeğimizi koyduk. Gayet. Bu şekilde diğerlerini ekleyelim. Teli bir tarafından, sonra da diğer tarafından geçiriyorum. Bu metal üstünden illaki kayar. Sonra bunu hepsini bir küçük operasyonla birbirlerine bağlayacağız. Şimdilik sadece çiçekleri tokaya takmaya çalışıyorum. Bu telleri buradan alıyorum. Çiçekleri sonra düzeltiriz. Bakalım 3-5 tane filan sıcak herhalde çiçek. Bu telleri aşağıdan alıyorum.
Yine telleri alıyorum. Kaç tane sarıya bakıyorum. Altıncı da sarma. Bazen sar ama çiçek görüntüsünü kaybeder. Evet. 5 taneyle bitirelim. Evet. Bunlar şimdi kaymasın diye hepsini birbirine bağlayacağım. Yine telimle. Telimi alıyorum. Bir 10 santim kadar boşluk veriyorum ve tokamın en başına telimi sabitleyeceğim. Ama üstünden geçti çiçeğin. Şimdi çiçeğin öbür tarafına geliyorum. Burada birkaç kere dolama yapıyorum. Ama burada sıkın iyice teli. Çünkü bu son işlem. Bunu iyi yaparsanız bir daha çiçekler oldukları yerden kıpırdamaz. Bakın bunları sabitliyorum. Yoksa kayma yaparlar bu işlemi yapmasam. Çiçeklerin arasından geçerek artık kıpırdamıyorlar. Burada telimi döndürüyorum. Bu arkadaki teli de buraya getiriyorum. Ve bunları buraya iyice sabitliyorum. Telimi buradan aldım. Bunu da iyice kıvırıyorum. Ve buraya bastırıyorum. Uçları gene alıyorum. Efendim, tokamız hazır. Şu şekilde.
düzeltirsek çiçeklerimizi tamam. Yapraklarını düzeltiyorum çiçeklerin. Buyurun, tokamız hazır. İyi günler de kullanın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. İyi günler dilerim.